Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Koba özel yayınımızda sizlerleyiz. Değerli konuğum bugün diş hekimi efendi Mehmet Zahit kazandı. Dilerseniz Mehmet Bey öncelikle hoş geldiniz diyelim ve ardından da sohbetimize başlamış olalım. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. geldiniz. Nasılsınız Mehmet Bey? İyiyim sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Mehmet Zahit kazandı. 2001 yılı İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Sonrasında protez tedavisi üzerine yüksek lisans yaptım. 2005 yılından beri Plastent Diş Kliniği'nin kurucusuyum. E, or 2005 yılından beri tedavilerimizi Nişantaşı'ndaki kliniğimizde devam etmek ettiriyoruz. Şahane. Güzel bir yol. Ağırlıklı, evet, ağırlıklı olarak diş estetiği ve implant üzerine tedavileri sürdürüyoruz. Hı -hı. Ama tabii ki bütün diş hekimliği branşlarında tedavilerimiz mevcut. Ne kadar korkarsak korkalım, çekinirsek çekinelim. Muhakkak ki dişçi koltuğuna oturmuşuzdur ne açıkçası. Ama işte son ana kadar beklememiz vardır ya hocam. Yani bizim toplumda en azından öyle ee, çok sevimli gelmeyebiliyor kişilere. Biraz hocam diş estetiğinden bahsedebilir miyiz? Diş estetiği nedir? Diş estetiği genelde bize hastalarımızın en yaygın olarak başvurduğu sebepler dişlerinin daha beyaz olmasını isterler, diş etlerindeki kırmızı ödemli görüntülerin düzelmesini isterler, dişlerin arasındaki açıklıkların kapanmasını isterler çapraşıklıkların düzelmesini isterler. Günümüzde estetik gittikçe artan bir trend haline geldiği için diş estetiği de hızla yükseliyor. İşte diş eksikliklerinin kapanması olsun yani estetik ve sağlık dişte ikisi kombine bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyor. Biz de bunun için farklı tedaviler uyguluyoruz. O şekilde bu yöntemler hastalarımızın, bu yöntemler e, yaygın olarak uyguladığımız yöntemleri düşünürsek bleaching dediğimiz dişleri beyazlatmakta kullandığımız tedavi yöntemi, laminate ve dediğimiz dişlerin estetiğini sağladığımız halk arasında Hollywood smile'ı diye de bilinen yöntem. E, diş eksikliklerinde implant mutlaka duymuşsunuzdur. E, en ideal tedavi yöntemidir. Diş eti estetiği için de son zamanlarda pembe estetik diye gayet yaygınlaşmaya başlayan lazerle diş eti seviyelendirme işlemleri mevcut. Bu tarz olabildiğince ve son zamanlarda gittikçe dijital gülüş dizaynı dediğimiz hastalarımızın bize başvurup tedavisi bitmeden daha dişlerin nasıl olabileceğini bilgisayar ortamında gösterdiğimiz tedavi yöntemleri gelişmekte. Harika. Öyleyse diş beyazlatmadan başlayacak olursak nedir hocam? Diş beyazlatma yöntemi iki farklı şekilde uygulanır. Bir ofis tipi beyazlatma bir de ev tipi beyazlatma dediğimiz sistem. Biz genelde ofis tipi beyazlatmayı hastalarımıza yönlendiririz. Bunu yönlendirmemizin sebebi her şey bizim kontrolümüz altında olduğu içindir. Hı hı. E, hastalarımız kliniğe geldiğinde e, dişlerin üzerine özel ajanlar yerleştirip bunu bir ışık yardımıyla 15'er 20'er dakikalık seanslar halinde uyguluyoruz. Bir iki seans uygulayıp dinlendirip gün aşırı şekilde hastamız dişlerini istediği renge getirene kadar devam ediyoruz e beyazlatması sisteminde ise hastalarımızdan aldığımız ölçüler sonrasında ona uygun özel kalıplar belirleyip beyazlatıcı ajanlar verip nasıl kullanması gerektiğini öğretip o şekilde dişlerini beyazlatmasını bekliyoruz. Ne kadar güzel. Peki hocam işte az önce dedik Hollywood gülüşü ya da porselen yaprak porselenlerimiz hakkında da bilgi verebilir misiniz? Dişler gülüşü aslında nedir? Şimdi laminetler Dişin ön yüzeyine yerleştirilen ince porselen yapraklardır. Biz bunlarla neleri değiştirebiliyoruz? Bunlarla değiştirebildiğimiz şeyler dişlerdeki renkleşmeleri, yani beyazlatmayla sonuç alamadığımız ciddi renkleşmeleri düzeltebiliyoruz. Dişlerdeki ortodonti gerektirmeyen hafif çapraşıklıkları düzeltiyoruz. Diastema dediğimiz dişlerin arasında aralıkların olduğu durumları düzeltmekte yaygın olarak kullanıyoruz. Yani insanların dişleriyle ilgili memnuniyetsiz olduğu şekil, boşluk, eksiklik bunları bir şekilde düzenleyip, revize edip onları mutlu hale getiriyoruz. Hı hı. Estetik dişler konusunda da bilgi verebilir misiniz? Estetik dişler genelde ağırlıklı olarak laminate vener uygulaması, bazı durumlarda da kron kaplama uygulamalarıyla oluyor. İşte gün geçtikçe artık bilgisayarın hayatımıza fazla katılmasıyla beraber bizizde de, de e, dijital gülüş tasarımı dediğimiz sistem oturmaya başladı. Hastalarımız bize başvuruyor. Birkaç profesyonel fotoğraf çekip bunlar üzerinde özel programlarla dizaynlar yapıp hastamıza e, tedavisinin sonrasında nasıl e, dişlerinin olabileceğini gösterip üzerinde konuşup tartışıp onu mutlu bir şekilde <gülüyor> uğurluyoruz. <gülüyor> Diş eti estetiği ve problemleri nasıl çözülüyor hocam? Diş eti estetiği genelde ağırlıklı olarak bize e, diş etinde ödem, kanama, e, diş taşı problemleriyle gelirler e, hastalığımız. Bunları temizlik, profesyonel temizlik, gerekirse ufak tefek minimal cerrahi işlemlerle e, biliyorsunuz pembe estetik de artık çok önemli. Sadece dişlerinizin bembeyaz olması yeterli olmuyor. Diş etlerinizin de sağlıklı ve pembe gözükmesi gerekiyor. Bunu da yaptığımız ufak tefek müdahalelerle düzeltebiliyoruz. Bazı durumlarda ise, genetik faktörler olsun ya da anatomik yapı olarak hastamızın diş eti, diş oranın düzensiz olabiliyor. Diş etleri fazla gözüküyor. Biz buna gam ismail deriz. Bu tarz durumlarda lazerlerle, plasti dediğimiz ufak müdahalelerle diş eti seviyelendirme işlemleri yapıyoruz. Her şey bir çözüm yine bir şekilde var hocam değil mi? Evet, Teknolojiyle beraber sizlerin bilgilerinizle beraber. Ama hocam hep şu derler ya terze kendi söküğünü dikemezmiş. Bu yolculukta siz neler yapıyorsunuz hocam? <laughs> Ya benim başıma şöyle bir durum geldi, işte laminate bu kadar iyiyse her hastama sonuçta öneriyorum, yapıyorum, ediyorum, e, siz niye yaptırmıyorsunuz? De. Ben de kendime ondan sonra laminate yapmaya karar verdim. Ee, yaklaşık 4 senedir falan kullanıyorum. Gayet hem bu işi yapan hem de bu tedaviyi kullanan birisi olarak gayet başarılı, <laughs> mutluyum. Bu şekilde. Ve hocam mesleğiniz aslında çok meşakkatli bir yolculuk. Ee, teknolojinin teknoloji sizin bilgilerinizi çok güzel harmanlanıyor ama biraz da toplum olarak bizi derede çok iş düştüğünü düşünüyorum. Ama e, hani az önce söyledim programın başında da dişçi koltuğundan korkanlara bununla birlikte hastalarınıza, danışanlarınıza tavsiyeleriniz neler olacaktır? Tavsiyem korkmasınlar. Biz korkulacak <laughs> insanlar değiliz. Bize sık sık ziyaretlerde bulunsunlar. Özellikle 6 ay civarındaki ileride başlarına daha şiddetli sıkıntılar gelip ondan sonra bizden korkabilecekleri tedavileri yapmayalım sorunlar küçükken çözelim. Onları mutlu mutlu güle oynaya karşılayıp uğurlayalım isteriz. Sonrasında daha da çekilmez bir hal alabiliyor çünkü hocam. E tabii ki sonuçta ufak çürükleri tedavi ettirmezseniz bu kanal tedavisine döner. Kanal tedavisine dönmezse daha tedavisi yapılmazsa çekime gider. Bu şekilde sıkıntılar devam eder gider. Doğru hocam. Yılanın başını küçükken ezmek lazım. Mi? Evet korkmamak <laughs> gerekiyor. Kendimize güvenmek ve aslında işi bilen e, profesyonel ellere de gitmek gerekiyor hocam. O da aslında belki korkutucu unsurun başında da gelebiliyor. İyi yani emin olduğumuz yerlere gitmek çok önemli çünkü... Diş bu yani sağlık hiçbir şeye benzemez. Evet, ihmale gelmez. İhmale gelmez. Çok çok teşekkür ediyorum hocam sizlere. Sağlık ve başarınızın Rica devamını ederim. diliyorum. Teşekkürler. Ben çok teşekkür mersi. ederim sağ olun. Değerli konuğumuz diş hekimimiz efendim Mehmet Zahit Kazand'ı bugün Posta özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın.